Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Farming Simulator 19'dayız ve bir önceki bölümde biliyorsunuz talaş işi falan yapmıştık. Bir sonraki bölümümüzde de böyle hayvanlarımızı yine besleriz. Onların işlerini hallederiz. Yemleri falan bitmiştir demiştik. Bugün aynı söylediğim gibi o işi yapacağız. Hatta tavuk da koymayı planlıyordum. Tavukları da küçük bir kümes olarak kurdum. Büyük kümes baya baya yer kaplıyor. Hiç gerek yok yani. Belki şu inek hani ağırından bile fazla yer kaplıyor olabilir yani. Böyle tavukları da koydum. Tavukların şu anda hiçbir şeyi yok. Ne suyu var, ne yemi var. Otomatik sulamamız vardı biliyorsunuz. Hatta şöyle açalım. Suları başlasın akmaya. Suları fullensin. Zaten çok böyle tavukla alakalı çok bir zorluk olmuyor. Sadece yumurtaları işte araca yüklemek birazcık problem oluyor. Onun dışında hiç böyle tavuğun bir zorluğu yok. Yemek olayı kolay. Buğday ve arpa sadece. Arpa mıydı? Yulaf mıydı? Arpaydı galiba. Dur bakalım hatta. Şuradan hemen. Tavuk abi. Aynen buğday ve arpa. Tesir gücü %100. Şimdi sularını fullledik. Buğday ve arpa artık hangisini koymak istiyorsanız size kalmış. Onları koyacağız. Atlarımızın da eminim eksilmiştir diye düşünüyorum ama. Gerçi onlarda otomatik şey vardı. Onlara yem olayı sanırım en son koyduklarımız duruyor. Sularını falan koyacağız. Suları az kalmış gibi. Ya buna mod yüklemiştik. Mod gerçi hepsini hallediyor diye biliyorum. Bakın 41 bin dolar olmuş hatta. 42 bin. 41 bin. Diğer at podondakiler biraz daha düşük. 36 bin. Bakalım bunları fullleyelim. Ondan sonra bunları satacağız tabi. İneklerimiz ne durumda? Onlara da bakalım. İnek merası. Temizlikleri bayağı düşmüş. Yemleri dağılmış demek ki oraya buraya. Suları bayağı var. Samanları da bayağı var. Evet. Yiyecekler hiç yok. Kalmamış. Ondan sonra neye bakın? Ha, koyun. Koyunda suları tamam. Temizlikleri çok düşük. Onların da muhtemelen yemler dağılmış oraya buraya. Şurası gözükmüyor ama az bir çimleri kalmış. Kuru çimdi yanlış hatırlamıyorsam. Kuru çim vereceğiz onları da. Başka ne var abi? Başka da bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi yapağılar bayağı bir oldu. Ben buraya istifliyorum bunları böyle. Burası fullendikçe. Bayağı bir yapağımız oldu. Aha baksanız abi. Bak temizlik tabi. Sıfıra düşecek konuma gelir yani baksanıza. Temizlik diye bir şey kalmamış. Dolmuş burası. Bunları tekrardan kürekle alıp atacağız. Şimdi yavaştan başlayalım önce bir. Hatta onların o temizlik olayıyla başlayalım. Şurada bizim makinemiz vardı. Hemen şunu alalım abi şöyle. Tabi hepsini besleyeceğiz. Köpeği de unutmayalım. Gel oğlum. Gel 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 gel. 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 Hadi ye. Köpeğimizi de besleyelim bu arada. Şimdi bunları buradan kürekle alalım abi. Şöyle tam yere sıfır olacak şekilde ayarlayalım. Bayağı bir kaldı gerçi yerde ama. Bunları tekrar buraya döküp yemlerine katkı olarak verebiliyoruz. Yemlikler doluyor zaten. Şimdi şu kalanları da alalım. Tam yere sıfır inmiyor mu acaba ya? İniyor ama toplamıyor mu? Evet. Şunu boşaltalım. Şunları alabilecek miyiz? Evet.
Şurada az bir şey kaldı. Onu da almaya çalışalım. Ha gayret. Almıyor mu? Vay arkadaş. Ha al. Tamam. Şimdi bak şunu da dökelim. Temizlik olayına bakacağız. Temizlikler %100 olmuştur zaten. Bakalım hemen. 119 gözüküyor. Nasıl oluyor iş? Daha ne yapmamız lazım? Dur bakayım. Suları ne durumda? Açalım abi. Fullensin suları da. Bunları saman atmamız gerekiyor muydu? Dur bakalım. Saman atmıyoruz bunların altına. Temizlik %19 diyor. Allah Allah. Üretkenlik 0 şu an. Yapağı olayı yok. Niye? Niye? Komple temizledik daha. Niye yapalım ki? Tamam neyse herhalde belli bir süreden sonra şey oluyor olabilir. Normale dönüyor olabilir. Şimdi şunu park edelim. Bu arada silajı yapmıştık. Silaj lazım olacak ineklere biliyorsunuz. Bayağı bir şey gerekiyor. Yiyecek gerekiyor. Büyük çünkü orası. Dolmak bilmiyor. Burada büyük silajımız var. Küçükle başlarız. Küçük bittikten sonra büyüğe geçeriz yine sonradan. İnekleri en sona bırakalım bence. Tavuklara şey getirelim. Yulaf getirelim. Şurada bizim küçük bir römorkumuz olacaktı. Onu da getirsek yeterli olacaktır eminim. Aynen. Fiyat modumuz da burada. Litresi belli mi? Belli değil abi. Kaç litre alacağını biz de bilmiyoruz. Bakalım. Herhalde bununla getirip dökebiliriz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Deneriz şansımızı. Hemen kirletmişler ya. Ulan daha yeni temizledik. Bakayım tekrar. Aynen bak temizlikler hop yükselmiş. Suları 50 bin litre olmuş. Temizlik %100 olmuş. Üretkenlikleri de %100'e çıkmış bu arada. Şöyle gidelim. Bizim silolardan. Artık arpa, buğday. Hangisini alacaksak bakalım bir duruma göre. Nedir kapasite? Tabii samana da ihtiyacımız var. Saman inşallah vardır depolarda. Bakmadım ama. İneklerin altına falan atmalık saman da gerekiyor. Ya araçların benzini bitmiyor gibi neredeyse. Şunları bir... Dur. Neredeydi abi? Trafik yarışmaları. Yakıt kullanımı. Düşük varsayın. Yani varsayılan da kullanıyoruz aslında ama. Haritayla alakalı herhalde ya. Çok az gidiyor mazot yani. Şimdi bakalım silolarımız ne durumda. Şöyle yanaşalım. Şimdi buğdayımız yok. Nasıl abi hiçbir şeyimiz yok mu bizim şimdi? Ha bu silo mu boş? Dur bakayım şuradan bakalım hemen. Var abi bütün malzemelerimiz var. Her şeyimiz mevcut yani. Ama bu silo boş. Bu siloyu hiç boşaltmadık mı ya biz? Öbürünü mü boşalttık? Öbür silonun girişi nerede acaba? Nereden dolduracağız abi bunu? Nerede bunun şeyi? Yok burada binala iç içe girdiği için sağ olsun. Abi nereden dolduracağız biz bunu? Hayda. Bizim şurada da silomuz var mıydı ya? Küçük bir silomuz vardı şurada. Genelde ona boşaltıyordum ben.
Dur bakalım. Oraya gidelim. Bir de orada deneyelim şansımızı. Lastik izleri çok güzel kalıyor yolda ya. Genelde burayı boşaltıyordum ben ilk başladığımızdan beri. Şansımızı burada deneyelim. Abi nasıl boş olur ya? Yulaf var, tamam. He, bunlar nasıl yok gösteriyor, ben onu anlamadım. Sadece yulaf var. E nasıl olur ya? 51 bin litre, 50 bin litre, 83 bin litre, 21 bin litre. Yani her şeyimiz var. Yulaf yiyor muydu bunlar ya? Arpa yiyor abi. Yulaf yemiyor. Aynen. Nasıl boş silo, ben onu anlamadım. Her şeyimiz var gözüküyor. Öbür silodan niye çekemiyoruz abi? Ben bir ara siloları koydum, sonradan bu haritaya güncelleme gelince oraya binalar koydu. Benim silolarla iç içe girdi hepsi. O siloları oradan kaldırıp başka bir yere taşımak lazım aslında da. Şöyle şu taraflara doğru ya da şuraya doğru falan. Ya biraz saçma oldu çünkü. Ağaç varmış. Normalde bizim buradan doldurmamız lazım ya. Dur bakayım, marketten alabiliyor muyduk? Büyük torbalar diyelim. Evet, alabiliyoruz buğday. Ha, buğdayımız bile yok. Alamıyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Çok saçma değil mi? 1000 litre. Yani para vermeyeceğim onlara. Neyse, tavuklar şimdilik dursun abi. Tavuklar dursun. Benim o silo olayını çözmem lazım. Tavukları daha sonra halledelim. Var gözüküyor ama alamıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi inekleri en sona bırakacaktık. Koyunları halledelim. Koyunlar zaten kuru ot yiyor. Ekstra bir karışım yapmaya gerek kalmıyor. Direkt kuru ot yiyorlar. Onlara kuru ot vereceğiz. Kuru ot olayını da şeyden yapıyorum direkt. Zaten çim balyalarımız var. Hani kurutulmuş otla oluşturduğumuz çim balyalarımız var. Onları yem makinesine atıp karıştırıp o şekilde veriyorum. En temiz o. Biz yine bunu şöyle park edelim abi şuraya. Sen burada kal baba. Şincik. Ha, şurada. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var abi? Bizim yine buna ihtiyacımız var. Şurada bizim çatalımız var. Çatalı alalım. Kepçeyi bırakıp. Şimdi bayağı bir çim balyamız var. Şimdi şunu da çalıştıralım abi. Tamam, makineyi açalım. Şöyle başlasın çalışmaya.
Lan. Lan. Gidiyorduk valla. Abi az önce de aynısını yaptım ya. Çok hızlı hareket ediyorum, ondan kaynaklı. Bana oğlum bıraksana. Şurayı tutturup çekiyorum ama yemedi. Şimdi oldu. Herhalde dolmuştur 4 tane. Aynen, %94 olmuş. Bunun ucu yerdekileri toplamıyor. Sadece silajı topluyor. Yoksa bununla temizlik çok güzel olur böyle. Aldığını direkt alırsın, atarsın. İneklerin temizliği o yüzden çok kolay oluyor. Zaten yem götürüyoruz oraya. Bunun ucundakiyle yere dökülenleri eğiyoruz abi. Burada pıtır 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 hemen topluyor ama bu toplamıyor. Ya yani bu şeyi toplamıyor. Çimi toplamıyor. Bakalım yüzde kaç oldu abi? Daha var. Ecuk'ta. Tabi iki defa falan herhalde git gel yaparız gibime geliyor. Fullemek için. Atlara sanırım gerek yok. Dediğim gibi ona mod yüklemiştik. Hani hepsini tek tek üstüne binip gezdirmiyoruz biz. Modla otomatik olarak. Ücret karşılığında yani. Bizden günlük, haftalık, işte her neyse ücret kesiyor. Bildiğiniz işçi çalışıyor yani onda. Atları gezdiriyor, besliyor. Ondan sonra temizliğini yapıyor falan. Her şey mod sayesinde gerçekleşiyor. Kolaylık sağlıyor tabii. Bu sefer yavaş hareket edeceğim dedim. Yıkmadan alırdı inşallah. Şöyle yavaş yavaş. Abi işten yapayım diyeceğim de işten de gözükmüyor adam akıllı ya. Mouse'la kontrol zaten çok zor. Hadi bakalım gidelim. Ya bu araç böyle çok küçük gözüküyor da videolarını izledim. Realde. Abi normalde bu araç çok büyük yani. Baya baya büyük yani. Burada böyle ufacık bir şey gözüküyor ama realde gerçekten çok büyük. Yapavalar ne durumda? Şimdilik bir palet.
Hazırda duruyor. Şöyle bir tur daha atalım. Ondan sonra koyunlar bayağı bir zaten. Zaten büyük kurmamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Küçüğünü kurmuştuk koyunların. İneğin büyüğünü kurduk. Diğerlerinin hepsinin küçüğünü kurmuştuk. İneği de sırf şeyden dolayı büyük kurdum. Gübre falan. Hani fazla fazla versin diye büyük kurdum. Yaklaşınca bile balyalar sallanıyor. Motoru bir kapatalım. Bir 16 bin litre daha. Hemen abi şöyle. Tamam mıdır? Şimdi bunlar da tamam. Şimdi koyunlar için. Şimdi koyunların ön tarafını çok merak ediyorum. Şimdi koyunlara iki... Hep unutuyorum bunu da. İki saman... Bir çimen miydi yoksa... İki çimen bir saman mıyım? Yazıyor mudur? Hemen bakalım. İnek. Yazmıyor. Burada yazıyor mudur? Bence yazmıyordur ama. Yazıyor da olabilir. İnekler. Evet. Yazdım. Şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam iki saman bir çim olması lazım. Zaten olmazsa göreceğiz olup olmadığını zaten. En kötü ihtimal normal bir besin olarak, karışık olarak değil de normal bir besin olarak karşımıza çıkacak. Öyle vermiş olacağız yani. Şimdi küçük siloyu açalım, küçük siloya başlayalım. Büyük zaten fermente edilmiştir gerçi de. Bakalım şuradan yazıyordur. Evet, fermente olmuş, sıkıntı yok. Şimdi burası zaten çoktan olmuştu.
R'ye bassa bir bölümünü açalım şöyle. Şuradan kenardan başlayalım. Çalışsana. Şimdi alıyorum. Sanırım bu kadar oluyor. %99 yapıyor. Aynen. Sözde bir bölümünü açalım dedik. Hepsi açıldı üstün. İlerleyince. Lan hemen kirletmeyin lan. Tavuklara bir tek su verdik. Tavuklar açlıktan geberecek şimdi. Bakalım ne durumda abi. Oh. Bok götürüyor. Allah. Ama bunun en güzel yanı da şu. Bak şimdi. Nereye boşaltıyor lan? Biz niye gördünüz boşalttığını? Ana bug oldu. Bak şimdi. Bunun en güzel yanı da bu. Hop bak. Yerdekileri de topluyor. Yani ineklerin kirliliği bunlar. Bunları da toplayıp tekrardan boşaltabiliyoruz. Oha. Bayağı bir yalnız dökülmüş ha. Yani makine doldu. Oğlum siz yememişsiniz. Hepsini dışarı atmışsınız ha. Müsrifler. Tekrar bunu diyoruz. Aa bak yine gösterme. İlginç. Halbuki boşaltmayalı burası. Kapağı buradan açılıyor zaten. O ne la? Saman kaldı. Ana şey değil miydi o ya? Demek ki iki çim bir saman olacak ya. Yemedi. Olmadı. Yanlış yaptık. Sadece saman kaldı. Bunu da bunların altına saman olarak atamıyoruz mu? Buradan. Deneyelim şansımızı. Zaten bunların altına saman vereceğiz. Bundan direkt saman olarak atsak. Aa vallahi oluyor. Boşaldı abi. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Hepsini kullanıyoruz. Bunun kabin de çok dar. Bu nedir ya? İnsan içinde var ya. Bunalır. Abi iki saman biçim değil o zaman. Yan duralım. İki çim bir saman yapacağız. Yanlış yaptık demek ki. Hatırlamıyorum ki abi sürekli. Kafam yanıyor. Şimdi bu biçim yerde kalmasın. Alalım onu da. Bir tane daha. Ya şurada en altta var bir tane gözüme batıp duruyor ya. Samanların içinde. Fazla kaçtı. Gel bakayım.
zaman Çin bayağı bir fazla kullanacağız yani. Eyvah! Lan dur. Dur. Ulan. Ey Allah'ım gidiyordu. Çık. Ulan var ya. Hepsi gidiyordu bak, hepsi yamuldu. Ey Allah'ım. Bunları zaten koymak ayrı bir dert. Hadi bakalım, inşallah bu sefer olur. Sanırım olacak. Evet, tam karışık tayin oldu artık, tamamdır. Az önce yenilik yazıyordu sanırım. Sadece. Tam karşı tayin yazmıyor. TKT değilmiş demek ki. Hoplaya zıplaya gidiyoruz valla. Hah bak şimdi gözüküyor. İşte burası çok büyük olduğu için dolup dolmadığı bak anlaşılmıyor. Çok az gözüküyor. Bak yavaş yavaş doluyor. Döktüğümüz TKT ile buradakinin rengi bambaşka. Evet, samanları bayağı az. Suları ne durumda? Onların vanasını da açalım da suları da dolsun. Olsun sularda. Süt ne kadar oldu? ml süt olmuş bayağı. Bulamaç oha. Bulamaç bayağı fazla. Bayağı bir süt dolmuş. Sütü falan bir götürüp satmak lazım. Depolaması gerçi ne kadar bilmiyorum. Sınırsız mı? Değil mi? Emin değilim ama. Tamam şimdi. Abi şurası çok sakat. Şunlardan bassak ya. Şurayı bir normal düzene mi soksak acaba? Evladım in aşağı.
Sana lan. Ey Allah'ım. Kaldığı yere bak. Hadi bakalım. Silaja. Tam yere sıfır gelmiyor. Şunu almıyor ya. Ya ne olacak onlar orada öyle? Neyse. İtekleriz artık. Ne yapalım? Bunu da verelim. Ondan sonra götürelim. Tanker ne kadar alıyor? 50 bin litre miydi? Süt satalım bir de. Ondan sonra da yavaş yavaş bitiririz. Bak yine yere dökülmüş, yerdekileri toplayalım. İneklerin bu olayı çok güzel. Bu makine yerdekileri de toplayabildiği için TKT yaparsan yerdekileri de topluyor. Buradakileri temizliyor, atıyor. Yalnız bu bayağı dolmak bilmiyor ya. Bunu nasıl dolar acaba? Abi baksana 33 bin litre getirdik. Yani yok, dolmuyor bir türlü. Samanları var 56 bin litre. Samana şimdilik gerek yok gibi. Ya büyük olduğu için gözükmüyor, belli olmuyor. Bunu götürelim. Ve şu kamyonla sütleri götürüp satalım. Tamamdır abi. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Bunu da park edelim yerine. Tamamdır. Şimdi gidelim şuraya abi. Fideler de burada kaldı. Götürüp satarız olmadı onlar. Var mı sularınız var? Ha, ama su var, açlıktan ölüyorlar. İshal olacaklar. Şimdi sütü, bunun içinde su yok, tamam, temiz. Vay be, bunu da bayağıdır kullanmıyorduk ha. Tam dede araç burada. Valla tam dedi. Oh, sese bak. Yanlış hatırlamıyorsam sütü şuradan dolduruyoruz. Gerçi ben bir mod buldum da süt buradan otomatikte satılıyor. Normalde. Ama nasıl olduğunu çözemedim. Yani bilmiyorum, seçemiyorum da. Nasıl olduğunu çözemedim yani. Bakayım. Kontaklık bilmiyorum. Çarçurt. Neyse ya, kendimiz götürelim zaten.
Yapıştır. Lastiklere bak şimdi. Nasıl çöküyor bak. Bak nasıl çöküyor tanker. Doldukça çöküyor, doldukça çöküyor. Peki bu niye çalışıyor? Vay. Ne kadar süt kaldığını gösteriyor. Doldum bu arada, dolmuş. 32 bin litreymiş. Nereye satacağız abi bunu? Ana süt satılmıyor. Satacak yer yok. O yüzden belki de o şey gözükmüyor. Allah Allah, haritayla mı alakalı acaba? Süt satılacak bir yer yapmamışlar abi. Bravo. Mükemmel. Aracı da doldurduk sütle. Oo. Boşaltamayız da bunu. Şuraya çekelim, park edelim, dursun bari orada. Abi niye haritaya her şeyi koymazsınız ki ya? Boşu boşuna mı şimdi biz şey yaptık? Doldurduk yani. Vay arkadaş ya. Demek ki ondan burada gözükmüyor. Yapacak bir şey yok, ne diyelim. Bu arada gübre bayağı bir heybetli gözüküyor. Şuna bak. Nasıl birikmiş. Bunlar lazım olacak abi tarlalarda. Bildiğiniz hayvan çiftliği kurduk ya. Burada inekler, tavuk, iki tane at padoğu, koyunların merası. Her şeyimiz mevcut yani. Evet arkadaşlar, bugünkü bölümümüz bu şekildeydi. Hayvanları besleyeceğiz diyorduk. Bugün bu şekilde hayvanlarını da besledik. Sadece yazık olan tavuklar oldu. Nedense silo boş gözüküyor yani. Çok ilginç bir şekilde. Halbuki var ama boş gözüküyor. Bir dahaki bölümde de yapağları satabiliriz. Yapağı satabiliyoruz mu? Hemen bakalım. Sanırım şuydu. Oo, fiyatı da yüksekmiş yalnız. Şu anda en yüksek fiyat 1610. Yine soya fasulyesinde sanırım. Hep soya fasulye. Ya bu oyunda FS19'da soya fasulyesi hep tavan yapıyor. Pamuk bayağı bir yüksek şu an. 2219. Yani yapağı bayağı bir iş görecek gibi. Ulan tavuk koyduk, yumurta satılmıyor bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Vay canına yandığım ya. Arkadaş gübre bile satılıyor be. Ne diyelim, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet, bugünkü bölümümüz bu şekildeydi. Hayvanlarımızı karnında doyurmuş olduk. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.